Hepinize merhabalar, ben Emir. Bugün sizlerle Critic Lobs'ta eğitim serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Biliyorsunuz ben aylar önce videoları çekerken Round Taktikleri adlı bir videoyla eğitim serisini başlatmıştım ve bu seride sizlerin maplerde daha iyi nasıl oynayacağınızı, daha iyi nasıl konumlanacağınızı, neler yapacağınızı söylemekti. Round Taktikleri videosuna gerçekten güzel bir geri dönüş gelmişti. Beğenen insanlar çok olmuştu. O yüzden ben de bu seriyi devam ettirme kararı aldım. Şu an ranklarda ve takım savaşlarında, yani scrimlerde ve turnuvalarda bulunan bütün maplerin videolarını ben çekeceğim. Grounded zaten hali hazırda duruyor. O yüzden bugün plazadan devam edeceğiz. Bundan sonraki maplerde değişecek. Bu seride ayrıca nasıl daha iyi oynayacağınız ya da neler yapmanız gerektiğine dair videolar da gelecek. Çünkü oyunun sadece eğimden ibaret olduğunu zanneden insanlar var. Tabii ki eğimin de çok büyük bir etkisi var ama eğimden ziyade daha önemli etkenler de var. Yani bu seride daha iyi oynama amacıyla neler yapmanız gerekiyor, onların hepsini ben tek tek vereceğim. Bugünkü konumuz da plaza. Plaza'nın City'sinden başlamak gerekirse, City'de A-Site nasıl tutulur? A-Site'ın şimdi iki farklı tarafı var tabi, bir Long var bir de A-Mid. Eğer siz A-Mid oyuncusuysanız A-Mid'i tutabileceğiniz birçok farklı yer var. Tabi böyle tutan insanlar da çok var. Buradan tutan insanlar da var ya şöyle koyanlar da var. Böyle oynayanlar da var, daha agresif bir oynama şeklidir. Ya da buradan da yakın fight'ına girmeyi bekleyenler vardır. Önerilerimden biri, eğer siz burada oynuyorsanız A-Long oyuncusunun ben de oynamasını tavsiye ederim. Neden diye soracak olursanız, siz orada pusarken A-Long oyuncusunun burada olması, olası bir A-Mid push'unda sizin oyuncunuz buradan ateş edip kendini gösterdiğinde rakibin bütün odağı tamamen buraya dönecek. Buradaki adamı bekleyecek bütün rakip ve rakip girdiğinde arkadaşınız dikkat dağıttığı an sizin çıkıp taramanız en az 2 kill getirir. Biz bunu 1000 kere yaptık. Çok büyük takımlara karşı yaptık ve bu her zaman işe yaramıştır. A-Mid'in zaten tutulacak şekilleri böyledir. Yani şuralar genelde burası ve burası biraz daha agresif oyundur. Çünkü kill al ve öl yerleridir buralar yani. Kill alırsın ama ölürsün. Ama buralar öyle değildir tabi. Vur kaç yapmalık yerlerdir. Hani vurup ondan sonra hani smoke'u atıp kaçabilirsin. Side'ını koruyabilirsin. Side'larda zaten anlatmayı gerektirecek bir şey yok. Böyle bazı spotlarda böyle tutabilirsiniz. Ya da şu da vardır. A-Mid'i bakan adamınız varsa şöyle cross koyup tabii ki burayı da bak. Burası da çok iyi bir spottur yani, eğiminiz iyiyse cidden buradan geçen 2-3 adamı çok rahat vurabilirsiniz. A-Long'a gelecek olursak, ben A-Long'da genelde böyle cross koymayı tercih ediyordum. Çünkü şuradan eğer adam çıksa ben şuradan onu görebiliyordum. O yüzden hani rakibin çıkabileceğine hazırlıklı oluyordum. Hani onun geçtiğini gördüğüm an onun çıkacağını emin olup tarıyordum. Yani bu benim avantajımaydı. Tabii o da bunu yapıyor tabii. O da sizi görebilir buradan. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Böyle de oynayabilirsiniz ama burası çok prefire yemeye müsait bir yer. O yüzden ben orayı tavsiye etmiyorum. A site'de oynayacaksanız da burada shoulder pick atarak hani rakibinizin infosunu alabilirsiniz ama gunfight'a girmek sizin zararınıza olabilir. Hadi belki bir kişi vurup dönebilirsiniz ama çok fazla gunfight'a girmemeye çalışın. Zaten sniper'sanız burada hardscope yapabilirsiniz. Eğer refleksleriniz iyiyse hani ilk çıkan adamı vurup kaçabilirsiniz. Böyle bir avantaj da sağlayabilirsiniz. Yakın oynamaktan bahsedeceksek de yakın oynamada genelde buradan oynayanlar var. Böyle oynayanlar da var. Cross koyanlar da var. Bu da dediğim gibi agresif oyundur. Yani beşli bir push'ta hani vur ve öl taktiğidir. Hani bu iki kişi vurursunuz ve ölürsünüz ya da bir kişi vurursunuz. En azından birebirlik bir trade olur ama dediğim gibi bunları ben çok önermiyorum. Ama tabii agresif oyununu ben yapıyorum. Yakın oynayıp en azından 1-2 kill düşürmeye çalışıyorum. Şimdi bir diğer yerimiz mid. Mid aslında çok zor bir yer değil bana göre. De çok rahat şekilde giriş çıklı bir şekilde oynayabilirsiniz. Zaten mid bildiğiniz gibi dar. Tabii ki rakip burayı smoke'layıp geçebilir. Böyle şeylerde tabii ki tutmanız pek mümkün olmuyor. Zaten bunda da tutmanızı bekleyen yok. Hani rotate oynayabilirsiniz takımınızla. Ama genelde şu spotlarda duranlar var. Ondan sonra şöyle şunun üzerine çıkıp duranlar var. Tabii aim'iniz iyiyse çıkan adamı direkt vurabilirsiniz. Ama tabii ki ben sizin çok gunfight'a girmenizi önermem. Hani bir kişi vurdunuz mu? Tamam. Hemen yerinizi değiştirin. Hani ya da şurada bir kişi vurdun mu? Tak, hemen şuraya git. Tamam. Ve her round başında direkt şöyle smoke'unuzu alın. Ve her round'un başında smoke'unuzu atın. Smoke'unuzu attıktan sonra yakın oynamaya çalışın. Ve buradaki olası bir push'u yakından takip edin. Zaten hiç kimse smoke'un içinden girmez mid'de. Çünkü mid öyle kolay girilecek bir yer değil. Çift taraflı olduğu için. O yüzden uzaktan da oynamanıza gerek yok tabii. Böyle yakından da oynayabilirsiniz. Buradan ya da buradan ya da dediğim gibi buradan. Bombalar olarak da zaten smoke'unuzu her el başında kullanın. Flash'ınızı da artık rakibin ses aldınız diyelim. Şöyle bir flash atabilirsiniz.
Tam bu da rakibin tam görüş açısına doğru gider. Tabii ki o kadar uzatmanıza gerek yok. Şuralara düşürmeniz yeterli. Zaten neydinizi dediğim gibi hani rakip yakın diyelim. Atabilirsiniz ya da rakip puşlamak üzere ya da puşladı diyelim Amide. Mid'den de Amide neydinizi atabilirsiniz. Mid'in oynayışı zaten basit olduğu için burada çok bir şey yok. Evet, şimdi gelelim B-Long'a. Eğer B-Long'daysanız ya her geldiğinizde garanti olarak Smoke'unuzu zaten buraya atın yani. Gelir gelmez direkt Smoke'unuzu atın. Ama şuna dikkat edin. Böyle bir pikleme şekli yok. Ya da şöyle durmayın, tamam mı? Çünkü mid'e gelen oyuncular genelde direkt şu kutuyu tararlar. Tamam mı? O yüzden hani siz buradan çok rahat bir şekilde ölebilirsiniz. Ya böyle kendinizi çok yakına getirin, sıkıştırın böyle bir şekilde. Ya da bunu tam long'dan oynayın. Yani şöyle koyacağınız bir cross dediğim gibi yine agresif bir oyundur. Çünkü hani rakibin beşli bir puşlamasında hani ölmeniz çok yüksek bir ihtimal. Ama tabii ki evde de bir oyuncu olacağı için size desteği olabilir. O yüzden hani siz de ona yakından oynayıp destek olmalısınız. Çünkü B-Long'dan giren bir adam evi vurabilir. O yüzden hani sizin şu B-Long'u şuradan oynama gibi bir lüksünüz yok. Tabii ki oyuncunuz geri çekilmiştir ve burada oynamanıza izin veriyordur. O zaman oynayabilirsiniz ama diyelim sizin oyuncunuz evin içerisindeyse o zaman sizin de kesinlikle yakından oynayıp olası bir puşta direkt çıkıp arkadaşınıza yardım etmeniz gerekiyor. Şimdi eve gelecek olursak zaten evin çok bir olayı yok. Hani evde çok özel bir şey yapmanıza gerek yok. Tabii ki şöyle durarak da cross koyabilirsiniz. Ya da side'dan da evi tutabilirsiniz. Ya da evde de böyle dediğim gibi yakın oynayabilirsiniz. Çünkü B-Long'da da yakın oyuncunuz olacağı için hani eğer bir mid push'u olursa siz de çıkıp tarayabilirsiniz. Ya da gelenleri tarayabilirsiniz. Arkadaşınız da yardım edebilir. Ya da atıyorum hiç kimse mid'e gelmedi. B-Long'a geldiler. Arkadaşınıza buradan yardım edebilirsiniz. Yani evde de dediğim gibi yakın oynayabilirsiniz. Ama tabii daralıyorsanız, rakip sizi çok zorluyorsa o zaman geriden oynamanızı yani şuralardan ya da side en basitinden side'dan tutmanızı tavsiye ederim. Şimdi T-side'a geldiğimizde de T-side'da nasıl A-side'a rushlayacağınızı söyleyeyim ben. Amid tarafından yapacağınız bir push'ta zaten Amid push'larını genelde takımca birlikte yapmanız gerekiyor. O yüzden hani ben bireysel olarak bir şey söyleyemem. Çünkü bireysel olarak buraya yetmez hiçbir şey. Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Amide rushlayacağınız zaman takımınızla birlikte nereleri flash atacağınızı bilin. Yani şöyle atacağınız bir flash zaten direkt Amide kör eder. A short'u kör eder yani. Amide değil. Amide oyuncusu yakınsa belki kör edebilir ama uzaksa etmeyecektir. O yüzden flash'ınızı şöyle buradan çarptırarak Amide'in tam ortasına düşürebilirsiniz. Ve bu da rakibin nerede olursa olsun yani rahatsız olmasına ve eğim bozmasına yardımcı olur sizin attığınız flash. O yüzden hani buradan atarsanız Ahmet zaten buradan çok basit bir şekilde atarsanız A short'a gider. Tabi şöyle şöyle uzağa atarsanız buradan şöyle bir şekilde ya da en basitinden şöyle. Bu da direkt şu taraflara düşecektir. O yüzden şuradaki oyuncuları yani burayı ve burayı bayağı bir şekilde rahatsız eder. Hani buraya düşecek bir flash çok iyi olur. Zaten smoke kullanımları da öyle. Hani buraya girerken kapatmak istiyorsanız burayı kapatın. Hani böyle bir smoke düşürün. Bakalım nereye düşecek bu smoke. Gördüğünüz gibi tam A side merdivenine düşürdü. Hani buradaki oyuncunun da şöyle durması lazım. Tabii ki bu onun için biraz avantaj olmuş. Ama siz bu smoke'u tam atarsınız. Onun dışında zaten dediğim gibi buraya da smoke atabilirsiniz. Tabii buraya atacağınız smoke ne kadar işe yarar bilmiyorum. Hani şuraya düşürürseniz belki ama buralarda pek iş yapmaz. Çünkü adam sizi buradan vurabilir ama flash kullanımı Amide girerken önemli. Ve Amide girerken de nerelere cross koymanız gerektiğini bilin. Eğer Amide A short'u izleyen bir oyuncuysanız habire böyle crosslar koyun. Ama atıyorum mesela A side'a bakmanız gerekiyorsa direkt böyle çıkın. Çünkü ilk göreceğiniz yerler buralar olmalı. Şurası ve şurası olmalı. Sonra zaten ilk burası olmalı. Sonra buralar olmalı. Burayı zaten arkadaşınız bakar. Ama ona da bakmak istiyorsanız tabii burayı kontrol edin. Buraları. Sonra yavaşça piklemeye başlayın. Cross koyma olayı çok önemli. Bunu da başka bir videomuzda anlatacağım. Cross koymak kesinlikle bu oyundaki yani FPS oyunlarındaki en önemli olay. Evet, A-Long'a geldiğinizde de A-Long'a yani herhangi bir bombayla çıkmanıza gerek yok bence. Sadece burada biraz jiggle pick atmanız gerekecek. İlk önce buraya bir jiggle atarak burada bir oyuncunun olduğuna bakın. Sonra buraya biraz bakarak yakının olduğuna bakın. Eğer varsa zaten direkt vurursunuz. Zaten şöyle yaptığınızda da şöyle bir shoulder pick'te
Yani Jiggle Pick işte. Şöyle yaptığınızda hani oradaki oyuncunun da olduğunu görebilirsiniz. Ama ben tabii ki böyle daha basit pickleri tercih ediyorum. Zaten bakacağınız ilk yer burasıdır picklediğinizde. Ondan sonra biraz daha genişe geldiğinizde bence bakmanız gereken ilk yer bura olmalı ve bura olmalı. Tabi burada çok duran yok. O yüzden şuralara çok dikkat etmenizi söylerim. Tabi buraya da pusan çok var. O yüzden buralara da dikkat edin. Along'a geldiğinizde de direkt bakmanız ilk gereken yer burası. Zaten buralara bakacaksınızdır. Zaten bu köşeleri kontrol edin. Side'a geldiğinizde de Smoke'u City'ye atın. Zaten City'yi tamamen köre de şey kapatırsınız. Artık burada nerede info alırsanız oraya da flash'ınızı atıp rakibinizi kör edebilirsiniz. Mid'e rush'larken yapmanız gereken bence ilk şey şu. Yani sağınıza alan bir oyuncu varsa picklediğiniz an direkt şöyle sol tarafı tarayabilirsiniz. Çünkü B-Long'dan pickleyecek bir oyuncu ya da eve geçebilecek bir oyuncu, ki artık eve geçme yok sanırım, ama B-Long'dan pickleyecek bir oyuncuyu direkt hani düşürmeniz çok basit. Çok düşürebilirsiniz hızlıca. O yüzden burayı kesinlikle yapın. Zaten sola giriş yapacaksanız sağa smoke'unuzu atın. Sağa giriş yapacaksanız da sola smoke'unuzu atabilirsiniz. Ben pek zaten sol smoke'unu görmüyorum. Çünkü zaten oyuncularımız burayı genelde kontrol ediyor. O yüzden hani sola gireceğiniz zaman sağ tarafı smoke'layıp girebilirsiniz. Herhangi bir push'ta da atıyorum mid sağa mı gireceksiniz? Şöyle yapın. Böyle bir flash sallayın. Bu flash tam çok güzel bir yerde patlayacaktır. Tam şurada patlayacağı için hani şuradaki oyuncuları, buradaki oyuncuları hepsini gösterecek. Hepsini kör edecek yani hani. O yüzden onların yerlerini bozabilirsiniz. Zaten o flash patladığı an burada girince ilk bakmanız gereken yer tabii ki buralardır. Ama buralardan sonra ilk bakmanız gereken yer şurası. Çünkü burada oyuncu olma ihtimali çok yüksek. Burayı aldıktan sonra direkt sağ tarafa bakın. Buraya bakmaya devam edin ve sonra direkt solları kontrol edin. Ya dediğim gibi crosshair yerleştirme olayı çok önemli ve ben zaten bunların hepsini sizlere göstereceğim. Yani burada artık buradan da kontrolünüzü yaparak mid sağdan rush yapabilirsiniz. Sol tarafın rush'ında da zaten basit bir şey. B-Long'a crosslu olun. Şurada bir oyuncunun pusmadığından emin olun. Çünkü burası yakındır ve mid'in görmediği bir yerdir. Şöyle bir crosshair placement yapıldığında çok rahat headshot yiyebilirsiniz yani. Eğer şöyle bakmadan eve girerseniz buradan sizi vururlar. O yüzden evi kontrol edin. Eve girerken şu köşeye de bir bakın derim. Hatta şuraya bile bakabilirsiniz. Burada bile oyuncu gözüküyor mu bilmiyorum ama yine de kontrol edin. Şimdi B rush'ını yaparken evden rush'lıyorsanız eğer, eve geldiğinizde evde kimse olmadığını varsayarak söylüyorum, İlk bakmanız gereken yer bence şuralar. Çünkü buradan, şuralardan cross koyan oyuncular çok. Şuralardan. O yüzden ilk pickleyeceğiniz an şöyle şuralara bir bakın şöyle hızlıca. Eğer burada adam yoksa eve girdiyseniz ilk yine saksıya bakın. Buralar boşsa zaten oyuncular muhtemelen şurada, şuralarda ya da side'ın içerisinde aşağılarda bir yerdedir. Yani o zaten sizin oyununuzun akışına göre değişir. Ama ben sizin ilk nerelere bakmanızı, crosslarınızı nereye koymanız gerektiğini söylüyorum. İlk burayı kontrol edin, sonra burayı edin. Sonra yavaşça buralara edin. En son zaten side ve altlara bakarsınız. Evden rushlama da böyleydi. Son olarak B-Long'a geldiğimizde de zaten genelde B-Long rush'ları buradan yapılır. Yani buradan geldiğinizde bir flash çarptırabilirsiniz. Ya da dümdüz direkt flash'ınızı buraya da atabilirsiniz. Yani böyle direkt tak buradan flash atarak da girebilirsiniz. Ya da böyle de atabilirsiniz. Tabi buradan atsanız biraz duvara çarpıp size gelebilir ama şöyle atıp en azından burayı tamamen boşlarsınız. O flash patladığı an siz buranın kontrolünü alabilirsiniz. Ve hani buradan çıkacak bir oyuncuyu o piklerse indirebilirsiniz. Zaten midden olan oyuncularınız buraya bakacaktır. O yüzden hani buraya çok bir kendinizi yormanıza gerek yok. Buraya geldiğinizde de zaten ikinci oyuncunuzun flashıyla pikleyebilirsiniz. Ya da flashsızsanız bile şöyle küçük jiggle'lar atarak kontrol edip şuraları zaten sayda girebilirsiniz. Buraya geldiğinizde de küçük küçük böyle buraları kontrol edin. Gireceğiniz zaman bir city flash'ı, zaten bu köşelere bakmayı unutmayın, yine cross yerlerini göstereyim. Geldiniz buraya, buraya cross koyun. Ondan sonra çıkarken atıyorum şuraya cross koyun, ondan sonra buraya koyun, ondan sonra buraya. En sonunda zaten bu köşeye bakarsınız. Zaten oyuncularınız da çoğu yeri alacaktır, o yüzden bu kadar kasmanıza gerek yok. Video bu kadardı, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Plaza map'indeki genel oynanış buydu. Tabii ki bunu çoğu oyuncu biliyordur ama ben yine de bilmeyen, yeni başlayan insanlar için bunu söylemeye, yani bu videoyu yapma gereği duydum. Ben bu videoyu yaparken
geçmişteki tecrübelerime dayanarak yapıyorum. Ben yıllarca bu oyunu profesyonel bir şekilde Avrupa'da oynadım. Çok büyük takımlarda, çok büyük oyuncularla oynadım. Kaptanlık yaptım, cart curt ve bütün eski videolarım, profesyonel oynadığım turnuvalar ve takım savaşları hepsi YouTube kanalımda var. Çok eskiler, onları izleyebilirsiniz. Zaten video izleyerek de bu tarz şeyleri çok iyi şekilde öğrenebilirsiniz. Çünkü zaten oyuncuların gerçek oynayış anlarını izleyerek siz de onlar gibi tepkiler verebilirsiniz. Onlar gibi davranıp onlar gibi oyuna hakim olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki map'in hangisi olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın.